Efendim tekrar merhabalar. Az önce seste problem olduğu için yayını tekrarladık. Bu akşam Profesör Doktor İbrahim Andan Saracoğlu ile birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları hem sayfama yazılan hem hocamızın asistanlarına iletilen soruları ben sormaya çalışacağım. Dediğim gibi az önce de söylediğim gibi yayının ilerleyen zamanlarında yorumları açacağım ve sorularınızı o zaman diliminde sormaya gayret göstereceğim. Çünkü başlarda hem hocamızın konuşmak istediği bir konu var hem de yapmış olduğu akademik çalışmalar ve resmi görevine binaen yürüttüğü projeleri de biraz sormak istiyorum. Hocam şimdi yayına bağlanıyor. Dilerim bu defa ses problemi olmaz. Hocam tekrar merhaba. İnşallah ses problemi gitmiştir. İnşallah. Evet, ben duyabiliyorum. İzleyicilerimizden de rica edelim. Benim ya da hocamızın sesinde herhangi bir problem var mı? Ses, görüntü iyi geliyor mu? Sonra yorumları kapatacağım ve konu başlıklarımıza geçeceğim. Seste bir dalgalanma var. O neden tekrar ediyor sesin? Ben sizi gayet iyi duyuyorum. Şimdi oldu. Şimdi oldu, gitti, tekrar etmiyor, yankılanıyordu. Sesim şu an rahat değil mi? Evet, izleyicilerimiz evet. De rahat diyorlar. Ben onlardan izin istiyorum. Yorumları kapatıyorum. Tamam. Dediğim gibi lütfen benim elimde sorularım var. İlerleyen zamanlarda soracağım. Fakat önce bazı konu başlıklarımız var. Konuşacağız. Sizden de lütfen yayın esnasında sorularınızı bekliyoruz. İzninizle hı-hı. Kapatıyorum. Hocam bayram nasıl geçti diyeceğim ama sanıyorum biraz sizi üzdüler mi? Bu konuyla ilgili değinmek ister misiniz bilmiyorum. Çekinerek de soruyorum ama ben bazı şeyler duydum. O konuya bir açıklık getirmek ister misiniz? Bazı ithamlar oldu galiba. Şimdi şöyle bayram, valla 7-24 çalışıyorum. Yani evden de işte çok sevindiğim bir şey var. Bu COVID ile ilgili olarak uluslararası bir dergide 8 Mayıs'ta makalem yayınlandı. Onun için çok memnunum. Yani çalışıyoruz. Hayır, üzme derken şöyle hayali ve afaki bir şey oldu. Yani durup dururken niye bana böyle bir şey yaptılar? Aklımda ermiş değil. Bir gazeteci yazarın sanıyorum şahsınızla ilgili ve şahsınızın resmi göreviyle ilgili sizin mesleki hayatınızı, akademik kariyerinizi ilişkilendirip bazı ithamlarda bulundu. Doğru özetleyebildim tamam, mi? Doğru, Şimdi siz de çok hassassınız doğru. Hocam bu konularda. Ben de söylerken çekiniyorum ama açıklamak isterseniz diye soruyorum. Yok istemezseniz geçebilirim bu konuyu. Peki, çok kısa bahsedeyim. Yani buradan üzücü olan tarafı şu, yani insan bir araştırma yapar, yani bir bakar, bir sorgular. Yani biz toplumun gözü önündeki insanlarız. Yani ben bakın bu ileri yaşıma rağmen Emel Hanım, ben üniversitede ders veriyorum. Külliyede bir o kadar çok işim var ki inanın 7-24 çalışıyoruz. Fakat burada çıkıp işte otçu, kürcü, işte ne bir şey daha söylüyorlar yazmış şeyinde. Kozmetikçi filan diye böyle sanki külliyede ben bunları yapıyorum. Hiç uzaktan yakından alakası yok. Ben orada tamamen devletin işini yapıyorum. İnsanlarımıza, milletimize hizmet etmek için oradayım ben. O iş ayrı, o iş ayrı. Güya işte ben ünvanımı ve şeyimi kullanıyormuşum filan. Ya be mübarek insan, ya bir düşün, bir araştır. Ben markamı, Prof. Saracoğlu markasını 2007'de oluşturdum. Yani ben yurt dışındayken de şirketim vardı. Türkiye'ye geldiğimde de şirketim vardı. 2007'den itibaren de sahibi olduğum şirketin ve orada yönetim kurulu üyesiyim. Ben yönetim kurulu başkanı değilim.
bir markadır bu. Yani bugün yurt dışına bakın, şimdi yüzlerce profesör veya doktor görürsünüz, ismiyle ünvanını marka yapmıştır. Git bir markete şimdi bilmem ne tarhana çorbası alıyorsun, işte adını söylemek istemiyorum ya. Bu markalar var gıda da bile. Yani şimdi dolayısıyla burada marka oluşturmak kolay bir şey değil ve o kadar riskli bir şey ki, yani bugün 400 tane mağazalarımızda ürün var Emel. Bunlardan bir tanesine gelecek olan şey, olumsuzluk, bütün markanızı etkiler, diğer bütün ürünlerinizi etkiler. Yani biz bu kadar ciddi bir şekilde bu konuda çalışıyoruz ama bunun külliye ile alakası yok. Ben külliyeye Sayın Cumhurbaşkanımıza 2015'in başı itibariyle orada görevime başladım. Ben ta 2007'de bu Prof. Saracoğlu markası tescil edildi. Bunu ya bir en basit bir patent ofisine sorsanız, ya bu Saracoğlu, Prof. Saracoğlu kayıtlı mı değil mi, hemen çıkar. Ticaret odasına yazsanız hemen, böyle bir şirket var mı, ne zaman kurulmuş? Yani bütün bu bilgileri alabiliyorsunuz. Yani hocam, o ismi geçen gazeteci yazarın ithamı şu mu? Marka değerinizi, markanızı isminiz üzerinden oluşturmanız ve marka değerinizin gelişmesinde ve sizin şu anda var olan güvenirliğinizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olmanız mı ilişkilendiriliyor? Evet. Siz o görevinizden sonra mı Prof. Saracoğlu oldunuz deniyor? Evet. Ez cümleyle. Yani öyle deniyor. Hocam, bravo. Siz ilk kitabınızı ne zaman çıkardınız? Benim sizinle herhangi bir ticari alışverişim oldu mu? Herhangi bir zaman diliminde. Herhangi bir olmadı değil mi hocam? Hayır, kesinlikle. Peki, ilk kitabınızı çıkardığınızda çok satanlarda hangi yıldı? Hatırlatır mısınız bana? Siz 2000 söyleyin. Yılında. 2000 yılında. 2000 yılında. Kitabı 2000 yılında yazdım. İşte 2001'de, 2002'de, 2003'te. Yani siz o dönemde sıklıkla televizyon, benim Kanal D'de kahvaltı haberlerime konuk olmuştunuz. İlk tanışıklığımız öyle oldu. O dönemde kitabınız o kadar çok satıyordu ve siz televizyon programlarına o kadar sıklıkla davet ediliyordunuz ki. Kayıtları var bunların hepsinin. Tabii. Yani sizinle, işte Seda Hanım'la biliyorsunuz yani. Ne bileyim, gene sizinle Ömer Çelakkı'yla beraber Ramazan programlarımız, yani bir ömür nasıl geçmiş. Yani şöyle bir geriye dönüp bakıyorum, 1992'de, 93'te, 94'te bakın, ATV kanalında işte A'dan Z'ye diye bir program var. Esra Ceyhan. Esra Ceyhan Hanım'ın. Yani bunlar kolay şeyler değildi. Yani Sabah Tümer'le biliyorsunuz Star'da, Habertürk'te filan, işte TRT Diyanet'te, TRT Haber kanallarında birçok televizyon programları yaptık. Biz 2015'te külliye ile beraber var olmadık. Ben 92'den beri Türk halkının hizmetindeyim. Bugüne kadar yüzlerce kür öğrettim. Ya çıkın içinizden Allah rızası için biri desin, bu millete ne öğrettiniz? Yani bir ne verdiniz bu millete? Yani dolayısıyla biz herhangi bir karşılık da beklemedik. Çok şükür veriyoruz ve vermeye de devam edeceğim. Yani bu şey değil. Bakın şimdi, bu külliye derken o kadar bazı konular var, bunlar çok stratejik konular. Bu konularda konuşamam. Yani zaman içerisinde bunlar ortaya çıkacak. Mesela külliyede ne yaptım ben? Bugün 3 Eylül 2019'da öyle bir bitki ve tohum yönetmeliği yayınladık ki, bunu 2 yıl ekibimle beraber biz bunun üzerinde çalıştık. Yani
neticede dünyaya örnek bir yönetmelik çıktı. Gerçekten. Bu uydu sinyallerinden olan mı hocam? Efendim? Uydu sinyalleriyle Anadolu topraklarını zirai planlama projeniz mi? Tabii, yani bu yönetmeliğe şöyle ihtiyacımız var. Şimdi eskiden mesela bu yönetmelik çıkmadan önce diyelim ki Anadolu'dan bir buğday. Nitekim işte Anadolu'dan çaldılar buğdayı. O ülkenin ismini söylemek istemiyorum. Bir Avrupa ülkesi bizim Turan buğdayımızı aldı. Kendi markasıyla tüm dünyaya satıyor. Hala söyleyelim satıyor. Hocam, niye söylemiyoruz? Yani Belçika, Belçika. Evet. Yani ne oldu? Bu benim buğdayım ya. Ama elimizde o zaman yönetmelik yoktu. Emel, sahip çıkamıyordu. Ama bugün biz bunların hepsine sahip çıkacağız. Çünkü referanslarıyla beraber elimizde. Yani şimdi aldık bunu. Yani bu tohumları mesela, neyse oraya da geleceğim de şu yönetmeliği söyleyivereyim. Bakın, bugün dünyada bu konuda lider ülkeyiz. Genotip, fenotip ve kemotip. Şimdi genotip demek, biliyorsunuz, her insanın, her canlının bir genetik yapısı vardır. Fenotip nedir? Şöyle düşünsün değerli izleyenlerimiz. Sizin elinize küçük bir tohum verdim. Domates tohumu. Biber tohumu da aynıdır. Hemen hemen ayırt edemezsiniz bunları. Herhangi bir tohum verdim. Hadi bakalım bana bunu söyle. Bu ne tohumu desem, çok işinizi biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Ha, onun içinde bir genom var. Genetik yapı var. İşte onun yapısına bakıyorsunuz. Bu bir, kayıt altına alınıyor. Fenotip nedir? İşte o tohumu siz toprağa ekmeden o genetik yapının dışa vuruşudur. Aa, bu patlıcanmış dersiniz. Aa, elma veriyor dersiniz. Veya narenciye, işte mandalina veriyor. Yani mandalina olması dış görünüşüyle, buna biz fenotip diyoruz. Yani bir tohumun genetik yapısı, genomu içindedir tohumun. Bunun dışa vuruluşu. Böyle. Kadınlarda bir yumurta var. Erkeklerde bir sperm var. İşte bunun birleşmesiyle dışa vuruşu insan şekli ortaya çıkıyor. Bu bir fenotiptir. Genotipler yumurtada ve spermde. Şimdi bir de kemotip var. Bak, burada üçüncüsü, ki Almanlar, İngilizler, Amerikalılar, Japonlar buna hayran kaldılar. Ya bu nasıl bizde yok, biz de bunu yapacağız dediler. Peki şimdi kemotip ne demek oluyor? Siz mesela domates verdim. Ya onun bir lezzeti var. Kilis domatesiyle Ayaş domatesinin lezzeti farklıdır. Şimdi elma alıyorsunuz. İşte elmanın lezzetleri farklı. Iğdır kayısısı var, Malatya kayısısı var. Lezzet farklı. Eğer lezzet farklıysa kimyası farklıdır da ondan. Kemotip dediğimiz o. Şimdi ekmeğin de bir lezzeti var. Yani buğday, bugün Karakılçık buğdayı var, işte ne bileyim Siyez buğdayı var, işte Malatya yöresinden, Ağrı, Patnos'un değişik yörelerden buğdaylar var. Yani hepsinin lezzeti farklı. İşte bu kemotipten kaynaklanıyor. Genotipi var, dışa vurunuş buğday başağıdır. O fenotip, bir de o buğday tanesinin kimyasına bakıyoruz, analiz yapıyoruz. Yani ne var bunun içinde? Yani mesela kan analizi yaptırıyorsunuz, işte hemoglobindir, kreatinindir, şudur budur çıkıyor. Bu işte bir, bu tohumu belirleyen üç şey var: genotip, fenotip, kemotip.
biz bunun üzerinden giderek çalınan tohumlarımıza sahip çıkabilmek için böyle bir analiz laboratuvarına ihtiyacınız var. İşte benim külliyedeki görevlerimden bir tanesi, çok yakın bir gelecekte açılacak olan dünyanın en büyük milli botanik bahçesi Ankara'da. Onun hazır, ben yıllardır buna çalışıyorum. Cumhurbaşkanlığından katıldığımdan beri 2500 dönüm. Hadi bakalım 2500 dönümün peyzajını bir tamamlayın da görelim, yani öyle kolay bir şey değil o. Yani bunu Yüce Türk Milleti'ne veriyoruz. Bütün Anadolu bitkileri mi olacak o bahçede? Efendim? Hocam? Anadolu bitkileri mi olacak o bahçede? Tabii. Hadi şimdi bakın Emel, o kadar güzel bir şey sordun ki. Bak, değerli izleyicilerimiz de bunu hayallerini kullansınlar. Ne yapacaksınız? 2500 dönüme ne ekeceksin? Bu süs bitkileriyle, çiçekle filan olacak şey değil. Ve bu o kadar pahalı bir şeydir ki buna gücünüz yetmez. Milyon dolar para yutar orası. Hiçbir işe de yaramaz. Bana ne elin el alemin yurt dışından getirdiği çiçekler, şunlar bunlar, yani. Yok böyle bir şey. Şimdi Türkiye'nin, bakın, yıllardır biz endemik bitkilerinden bahsederiz. Anadolu topraklarının. Her yörenin kendi bitkisi var. Sebzesi var, meyvesi var, tahılı var, değil mi efendim? İşte bunun dışında bir sürü, yok İspir fasulyesi var. Şimdi ne yapacağız? İşte burada bütün bunları ben programladım Emel. Malatya'ya, Tarım İl Müdürlüğü'ne yazı yazıyoruz. Diyoruz ki Malatya kayısısını getirip Ankara'ya dikeceksiniz. Oo hocam. Şimdi şöyle. Bir 2500 milli seferberlik gibi bir şey mi hocam? Gayet tabii. Tabii ki bunu halkınıza göstereceksiniz. Şimdi bakın, o kadar güzel bir projedir ki siz yeter ki dürüst çalışın, Allah size fazlasıyla ilham eder. Aklınıza getirir. Şimdi Malatya'nın Malatya kayısısı var. Buyurun, Ankara'da bunu görebileceksiniz. Yani her ile 81 il var, 900 küsur ilçe var. Bunlara baktığınız zaman ne yapıyoruz? İşte bölgenin endemik bitki potansiyeline göre diyorum ki Çankırı'nın Tarım İl veya ilçe müdürlüğü gelsin, yöresindeki tıbbi bitkileri, sebzeyi, meyveyi, tahılı, baharatı, baklagilleri oraya ekecek. İki dönüm, üç dönüm. Sen bundan sorumlusun kardeşim. Yani dolayısıyla siz Milli Botanik Bahçesi'ne şimdi içeri girdiğiniz zaman bakacaksınız. Diyeceksiniz ki ya ben Samsunluyum. Hemen oradan size koordinatlarını verecek, yol tarifini. Şuraya gidin. 312 nolu parsel, atıyorum. Orası Samsun bölgesi ve ilçelerinin endemik bitkileri var. Mesela ben Safranbolluyum. Yazacağım oraya Safranbolluyu. Tamam. En çok oranın kendine özgü işte nesi var? Safranı var. Onu orada görecek. Yani, tabii bunların hepsi ata tohumu doğal haliyle, değil mi hocam? Safranbolu'nun mesela göksulu armudu var. O armudu orada görecek. Ama Ankara armudu da var. Onu da Ankara ilinin 3 dönüm 5 dönüm bakacaksınız ayrılmış. Göreceksiniz bunları. Dolayısıyla bu şekilde bütün Diyarbakır karpuzu diyorsunuz. Onun orada onu göreceksiniz. Mevsiminde çıkacak. Tarım İl Müdürlükleri bunu yapacak. Tamam, hocam, ben bir anlamda bu Anadolu bitkileri müzesi gibi bir şey. Hani seyirlik evet, de bir yer. Canlı göreceksiniz. Bu bir. Bak, evet. Bütün bitkileri.
Halk buraya gelecek, okullar gelecek, yürüyüş yolları ilkokulda çıkacak, öğretmenleri gelecek, işte bunları göreceksiniz. İnşallah Allah bana ömür verirse bunu biz en kısa zamanda büyük bir hızla çalışıyoruz. Ben ne zamandan beri çalışıyorum buna? Ankara'nın neresinde hocam bu 2500 dönümlük arazi? Efendim? Ankara'nın neresinde? Bak, Hacettepe ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin arasında. Devletin burada 2500 dönüm arazisi var. Yani bir laboratuvarları bitti, işte birçok şey orada yapıldı, bina bir burada laboratuvarı kuruyoruz. Bakın, hani dedik ya genotip, fenotip, bir evet, de lezzette kemotipi bütün orada analizleyip bunların hepsini tescil edeceksiniz. Yok öyle efendim işte bunun fenotipine bakarak bu tohum benim tohumum, Avrupalıya bu sözü geçiremezsiniz. Hadi oradan der. Ama bu söylediğim laboratuvar şartları altında bunu yaptığınız zaman bizden götürdükleri her şeyin sahibi olduğumuzu, Anadolu topraklarından gitme olduğunu kanıtlayacağız. Şimdi bakın, bu Milli Botanik Bahçesi, bu konuda çalışıyoruz. Anadolu toprakları Emel, dünyanın en büyük açık hava arkeoloji müzesidir. Bak, bu millet bunu bilmiyor. Anlatmadılar çünkü. Bu efendim oradan işte tarihi eser çıkar. Başka ne çıkar? Altın çıkar, küp çıkar. Tamam. Onun içinden çıkan toprak, bitki ve tohumlar o kadar kıymetlidir ki, işte biz bunlara sahip çıktık. Yok bundan sonra onu alıp götürmek bir yerlere. Şimdi bu konuda fazla konuşmak istemiyorum ama biz biliyorsunuz bu konuda bir operasyon yaptık ve aldık onları. İngiltere'ye yaptığınız operasyon. Efendim? İngiltere'ye yaptığınız operasyon. Evet, İngilizlerden de aldık. İşte onlar da götürmüştü. Hocam eskiden tarihi eser giderdi ülkemizden. Mesela Avusturya'da Efes Müzesi var. Buradan tarihi eserler gitmiş zamanında bir şekilde. Evet. Yani tohumu da mı götürmüşler? Mesela evet, İngilizler tohumu, ne götürmüşler? Bitkileri topluyorlar 70 yıldır. Yani bunu alıp götürüyor işte. Ankara'da topluyor. Oradan da bütün dünyaya bunları servis ediyorlar. Şimdi diyorum ki ben, bir dakika ya, böyle şey mi olur? Mesela benim öğrencim, Türk öğrenci, yani burada bu bitkilerle, bu toprak analizleriyle sadece endemik bitki değil, bakın endemik bitki değil, arkeolojik kazılardan çıkan tohumların, toprağın ve bitki parçalarının, her neyse, hepsinde bizim öğrencilerimiz bunu öğrenecekler teker teker. Bak, Avrupa Birliği'nden milyon euro destek geliyor bunlara. Hani nerede? Niye benim Türk öğrencilerim okumuyor bu projede, doktora yapmıyor, master yapmıyor? Hep yabancılar. Belçikalılar, Hollandalılar, İngilizler, şu bu. Yok öyle şey. Ya bu ürün benim, bu memleketin ürünü bunlar. Anlıyor musunuz? İşte ben bunları ortaya çıkardım. Öyle araştırmacıyım, ben şuyum, buyum. Araştırmacı gazeteciyim, gazeteciyim. Hadi yaz bakayım da göreyim. Bak ne oluyor, cesaret ister Emel. Kusura bakmayın. Yani çok üzüldüm ben bu işe. Yani her neyse, hadi yaz da göreyim. Bak ne oluyor. Ama ben hayatımı ortaya koydum. Ve bu millet için her şeyimi de feda etmeye hazırım. Yani biz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız. Bak, şuna inanacaksınız Emel. Başarıya giden yol. Ne makama, ne mevkine, ne kasana,
ne masana, hiçbir şeye güvenmeyeceksin. Çünkü insana güvenme ölür, ağaca yaslanma kurur. Güveneceğiniz tek şey var, o da eğer yaptığınız işte hile hurda yoksa Allah'ın ipine tutunmak. Bu kadar. Alır başınızı gidersiniz. Dolayısıyla biz bunları yaparken ve ekibimle beraber, ben tek başıma değilim tabii, biz bunu yönetiyoruz ve bunu yaptık ve biz bunu ortaya koyduk. Ama ben biliyordum ki ekibim de ben de, yani burada hakikaten şey ister, nasıl söyleyeyim, cesaret demeyeyim de, yani işte burada güce ihtiyacınız var. Bu makamın gücü olmaz. Siz ünlüleri tanıyabilirsiniz. Bilmem ne genel müdürünü tanırsınız, şunu bunu tanırsınız. Bunların hiçbirine güvenmeyin. Asla, asla. Onlar güvenilmez insan mı? Hayır. Faydası yok. Sizi kurtaramazlar. Onun için burada tutacağınız tek ip Allah'ın ipidir. Ona sıkı sıkıya sarılın. İnanın kimse sizi deviremez. Eğer devriliyorsanız bilin ki yaptığınız yanlıştan dolayı değil, bir şeyin vakti zamanı gelmiştir. Ya kulum gel deyip sizi çağırıyorlar şu veya bu sebeple. Her neyse, yani burada Belçika, Hollanda, işte her neyse birçok ülke artık bundan sonra bu yönetmelik hazırlamış olduğumuz yönetmeliğin çerçevesinde Türkiye ile ortak proje yapmak zorunda. Hem benim öğrencim hem onun da öğrencisi gelsin canım. Ben bir şey demiyorum. Birlikten şey doğar, fikir teatisi, değil mi? Şimdi burada bakın konulardan bir tanesi bu. Başka? Milli Botanik Bahçesi'ni anlattım. Çıkarttığımız yönetmeliği. Sürdürülebilir doğa çiftlikleri hocam. Evet. Antik tohumları anlattım. Bak antik de o kadar kıymetli ki. Şimdi mesela kazı yaptın değil mi? Emel bir yerden pitos çıktı. Pitos dediğimiz şey o büyük çömlekler. İçinde toprak var, biraz bitki var, biraz tohum var. Biz o toprağı analizliyoruz ve oradaki yaptığımız hem mikrobiyolojik analiz hem mineral analizleriyle o tarihlerde, mesela 11 bin yıl önce o bölgede insanlar neyle besleniyorlarmış. Bunu yapıyoruz, bunu çıkartıyoruz, bunu belirleyebiliyoruz. Yani bugün analitik, yani laboratuvar çok önemli bir şey. Bunu yapabilecek düzeydeyiz artık. Onun için ülkenize ancak ilminizle sahip çıkabilirsiniz. Bilgiyle sahip çıkabilirsiniz. Şimdi bakın COVID geldi değil mi? COVID diye bir şey var. Korona diye bir salgın hastalık geldi. Fakat beraberinde bir şey daha geldi. Dünyanın dengesi bozuluyor. Dikkat edin. İnsanlar bunun farkında değil. Eskiden şunu söylüyorduk. Ne ekersen onu biçersin. Tamam. Şimdi öyle bir şey yok Emel. Ekiyorsun. Sonra bir yağmur iniyor. 3 ayda inecek yağmur. 2-3 saatte iniyor. Senin bütün hasatını götürüyor. Bu nasıl iş ya? Yani doğa da küskün. Çünkü insan o kadar zalim ki doğayı kendisine düşman etti. Yani doğadaki dengeleri bozdu. İnsan kadar tabiata zarar veren hiçbir canlı varlık yoktur bu alemde. İklim değişikliği baş gösterdi, görüyorsunuz. Yani dünyadaki akıntılar değişmeye başladı. İşte El Nino akıntıları, La Nina akıntıları, Gulf Stream akımları, daha birçok akıntılar var. Bu akıntılar iklim değişikliğine neden oluyor. Dolayısıyla bütün bunları sizin takip edebiliyor olmanız lazım. Neyle takip edeceksiniz?
uydu kanalından gelen verilerle. İşte bugün Türkiye bunu yapıyor. Yani Sayın Fakı Baba döneminde Tarım Bakanımızdı. Gayet güzel biz orada ekibimizi kurduk. Doktor Hakan Velioğlu var. Kulakları çınlasın eğer seyrediyorsa. Yani onun da bir 20 kişilik ekibiyle biz uydudan bilgi almaya başladık. Verileri topluyoruz. İşte o verileri değerlendirmek sizin yeteneğinize bağlı. Fizik, kimya, biyoloji, matematik bilmenize bağlı. Ona göre diyoruz ki ha şu bölgeye bu, bu bölgeye bu, bu şekilde bunu yapalım. Tamam. Ha. Şimdi dolayısıyla uydu verilerinin alınması var. Bunlar o kadar pahalı şeyler ki Emel. Sorsun değerli izleyicilerimiz. Burada içinde bilenler vardır. Bunların bir aylık faturası 5, 6, 7, 8, 9 milyon euro. Biz bila ücretsiz aldık. Hem de 10 yıllığına. Evet, evet bunu ispat ederiz. Nasıl yaptınız hocam? Yaptık işte gitti bizim Tarım Bakanlığındaki memurumuz bu konudaki anlaşmayı yaptı geldi. İş bilenin kılıç kuşananın Emel biz bir şey demiyoruz. Hadi yapsınlar da göreyim. Ama bu elemanlar davalarına inanmış insanlardı. Yani şeye inanıyor. Vatanseverlik de burada çok önemli hocam. Ya gayet tabii. Şimdi bakın buradaki biyolojik çeşitlilik, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği, Türkiye'nin genetik kaynakları. Şimdi hibrit tohumlar var duyarsınız böyle. Bir defa ekersiniz oradan mahsul alırsınız bir daha mahsul çıkmaz ondan. O bir defalık. One way. Tek yol. Yani ama bu ata tohumları ise siz oradan sürekli ürün alırsınız. Sürekli ürün alırsınız. Çoğaltırsınız. Ama hibrit tohumda şu var. Efendim onun verimi düşük. Ya bak insanlara bilgi verirken eksik bilgi vermeyin. İnsanları yanlış bilgilendirmeyin. İnsanları cahil yerine koymayın. Gel sen şimdi onu bana söyledin. Hibrit tohumların verimi yüksek. Doğru. %95 yüksek. Ektiğim zaman o tohumu alınca ben yabancıdan bana diyor ki Emel şu 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 ilacı da beraberinde kullanacaksın. Yoksa diyor bunlar hastalanır, hasat yapamazsın diyor. Bütün topraklarımız zehirlendi ya. Türkiye'nin topraklarındaki endemik bitkilerin üzerindeki bütün flora bozuldu. Seraya giriyor açgözlü insana bak sen. Tamam kuş giremez, böcek giremez. Ne olacak bu kuşlar? Bu böcekler, onlar da biyolojik çeşitliliğe dahil. Hepsini yok ettiler fıs 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 zirai ilaçla. O zaman bu tabiat size küser. Bu tabiat sizi cezalandırır. Siz tabiatı cezalandırırsanız tabiat da sizi cezalandırır Emel. Biz bugün bunun faturasını ödüyoruz. Sadece Türkiye mi? Bütün insanlık. Ama işte biz bu şeyin içinden, bu kaosun içerisinden hızlı bir şekilde çıkacağız. Bak 3 yıl önce televizyon programlarımda şimdi endemik bitki deyince, endemik tohum deyince, genotip deyince bir tek insanların aklına bitki tohumu gelmesin. Elma, armut, şeftali, domates, patlıcan, kabak tohumu gelmesin. Yerli ırklarımızın büyük baş, küçük baş tavuklarımız var. O hacı kadın tavukları var. Nasıl oldu o? Nasıl yok ettiler? Nasıl katlettiler 2012'de bir kuş gribi geldi diye köyleri bastılar jandarmayla. Ne yaptılar? O tavukları katlettiler. İşte birkaç tane köylü onları kurtarabildi.
ayaklarından sallandırıp kuyuya sallandırdılar, biliyor musun? Suyun içine değil. Bu şekilde sakladılar. İşte Anadolu'da biraz yerli tavuklarımız var, ırklarımız var. Ha, şimdi büyükbaş hayvanlar. Büyükbaş hayvanlar. Yani bunlar yurt dışından getiriliyor. Nedir bunlar? Genomik bunlar. Boynuzları da yok. Biliyorsunuz. Bu hayvanlar boynuzsuz geliyor. Genleriyle oynanmış olarak geliyor. Ve neticede 3,5 yıl önce Habertürk kanalında dedim ki, bakın bu büyükbaş hayvanların etini de, efendim sütünü de dikkatli kullanın. Sütü de mi hocam? Evet. Buyurun değerli izleyicilerimiz, şimdi girsinler Google'a sorsunlar. A1 süt, A2 süt ne demekmiş? Biraz Almanca, biraz İngilizce bilenler. The difference of A1, A2 diye yazsınlar. Arasındaki fark nedir? Bugün Avrupa marketlerinde A1 ve A2 sütler var. Bunlar nereden kaynaklandı? Bu hayvanların genomları değiştirildi. Ve bu büyükbaş hayvanlar en fazla 4,5 yıl yaşıyor Emel. İlk birinci yılda kalp krizi geçirip ölüyor hayvan. Neden? Çünkü GDO'lu yemi yediriyorsunuz hayvana. Bol süt versin, çabuk hızlı gelişsin diye. Ve birinci yılda bunların neredeyse %16,2'si ölüyor. Bunların hepsi veri bunlar. Yani resmi kayıtlar. Ondan sonra bu hayvanların dışkısını hem idrarını hem dışkısını, büyük abdesttekini tarımda kullanamazsınız. Gübre yapamıyorsunuz. Yapamazsınız. Bak, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler Hollanda'ya ihtar çekiyor. Diyor ki, bu senin yetiştirdiğin, senden aldığımız, hani Hollanda'yı bize böyle efendim Hollanda tarımı, Hollanda ziraatı deyip onları örnek gösterenler var ya, ihtar üstüne ihtar yiyor. Neden? Çünkü nitrat oranı çok yüksek sebze ve meyvede. Ne yapıyor şimdi Hollanda? Almanya'da da var aynı şey. Onların da başına bela. İşte GDO'lu yemi yedire 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 sütleri de değişti. Hayvanlar öldü mü onu normal kasaba gönderemezsiniz. Doğru toprağa gömeceksiniz. Yani dolayısıyla bunları ben 3,5 yıl önce televizyonda söyledim. Şimdi uyandılar. Evet efendim, büyükbaş hayvanları GDO'lu yemle beslemek doğru bir şey değil. Biz küçükbaş hayvanlara yönelelim. Allah'tan korkun ya. 3,5 yıl önce televizyonlarda çıkıp anlatıyordum. Bir de bana kızıyorlardı. Saracoğlu hoca şöyle. Ya ben hem devletimi hem milletimi korumakla mükellefim. Aklı ileriler. Madem o kadar biliyordunuz da niçin engel olmadınız? O boynuzsuz büyükbaş hayvanları aldınız, getirdiniz Anadolu topraklarına. Bizim yerli ırklarımızla bunları döllediniz. Benim ırkımı da bozuyorsunuz. Çünkü bir boynuz bir büyükbaş hayvan için hayati önem taşır. Emel, atam diyor ki sana, ayağını sıcak tut, başını serin. O boynuzlar işte o hayvanı serinletiyor. Ama boynuzsuz olursa ne oluyor? Hayvan başlıyor terlemeye. Sıcak basıyor hayvana. Bunu en iyi kim bilir? Menopozdaki bayanlar bilir. Nasıl bir ateş basması geçiriyorlar mesela. Sürekli terliyor. Büyükbaş hayvan sürekli terlemeye başlıyor. Terlemek demek tuz kaybıdır.
Terleyince derinizi yalayın, tuz, öyle değil mi? Onun için derler ki yazın biraz tuzlu bir şeyler işte şey yapın. Hayvan tuz kaybından işte orada kalp krizinden ölüyor. Hocam peki denetleme mekanizması yok muydu da bu hayvanlar ülkeye nasıl girdiler? Ya normal yoldan giriyor. Şey değil ki ama farkında değil. Ya farkında değil. Ölçüp biçmiyor, okumuyor. Ya bugün Türkiye'de tek şap hastalığı vardı. Bu sadece şimdi yeni bir şey değil. Eskiden beri koyun ithal ediliyor. Mesela koyunda 7 tip şap var. 20 yıldır, 30 yıldır ithal ediliyor. Niye? Çünkü kontrol etmiyorsun. Hayvanı karantinaya alacaksın. O da öyle bir ay karantina ile olmaz. En az bir yıl. En az bir yıl. Peki Şimdi sizin bu konuşmalarınızdan sonra Tarım Bakanlığı belli denetlemeler getirdi mi hocam? tabii efendim Fakı Baba döneminde, Faruk Çelik döneminde neler yapılıyordu birçok konuda. Ata tohumlarını topladık biz Anadolu'dan. Binin üstünde tohum toplandı, köylüden alındı. Yani ilk Mustafa Kemal Paşa'da başladık İzmir'de. Sonra Samsun, sonra Urfa, sonra Polatlı. Yani bunlar çoğaltılıyor. Efendim tohum gen bankamızda var. Ya tohum gen bankanda varsa bir avuç orada tohum var. Senin bu tohumları çoğaltman lazım. Kim çoğaltacak bunu? Vatandaşın kendisi çoğaltacak. Vereceksiniz vatandaşa ata tohumunu, ekecek, balkonunda mı eker? Köyüne mi gönderir? Orada atasına, ninesine, dedesine mi gönderir? Çoğaltılarak bu tohumlar gündemde kalır. Yoksa kaybolup gidecek. Nitekim işte topladık, topladık, topladık ve toplamaya da devam ediyoruz. Bakın. Buradaki katkınız minnettarız. Ben de bir kısmına şahidim. Gerçekten ata tohumu konusunda ne kadar ter döktüğünüzü ve tabii şunu da söylemek zorundayım. Siz hoşlanmıyorsunuz bu tür söylemlerden ama vatandaşın size duyduğu güven, şimdi ata tohumu namus gibi Anadolu'da biliyorsunuz sandıkta saklıyorlar. O kadar Evet. küçük miktarda ki size olan güvenleriyle sandıktan çeyiz çıkarıp verir gibi verdiler. Ben de buna şahidim yani. Aynen. Vermiyor zaten. Geliyor adam. İşte kaç yıllardır böyle devletin memuru geliyor. Ya işte teyze anne bize tohum var mı elinde diyor. Yok diyor. Vermem diyor. Varsa da yok diyor. Niye? Çünkü diyor ben senden tohum istediğimde bana hep hibrit tohumu verdin. Evet. Anladınız mı? Bakın çok acı bir şey söyleyeyim size. Sene 1984-85. Mersin ve İskenderun limanlarına tahıl gemilerinin biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Bütün Anadolu'da ne kadar buğday çeşidi varsa alıp alıp götürdüler. Bakın bu kasıtlı yapıldı. Ben işte o zaman yurt dışındaydım. Çok sonradan fark ediyorum yani bunları. İşte fasulye gidiyor, mercimek gidiyor, nohut gidiyor. Köylü memnun, ihracat yapıyorlar. Sonra birdenbire bu işler dediler ki ya yetiştiremiyoruz elimizde kalmadı. Ha dediler bak biz size yüksek verimli buğday tohumu vereceğiz. Fenni o zaman işte fenni tohum, fen bilimleri, fenni bilimsel tohum. Bak dediler bunlar %90, %95 verimli. Bunlar verildi. Köylü memnun, Allah'a yüksek verimli. Ya şimdi ekmek yapıyorsun, tadı yok, lezzeti yok. Ben yurt dışından geliyorum. Annem rahmetli anamın elini öpmeye, sofrada işte bandırarak yaptığı sulu yemeği, ekmeği yiyeceğim. Anne dedim bu ekmeği yemem ben. Bunun tadı bozuk, sus oğlum çarpılırsın diyor. Hiç unutmam. Anne biz çoktan çarpılmışız. Ben bu olayın üzerine gideceğim dedim. Yani bak
Anadolu kadınının tohuma karşı olan saygısına ve hürmetine bakın. Sus oğlum diyor, nimettir, böyle konuşma. Ya nimeti değiştirmişsin. Onun için Bakara suresi, 2. surenin 205. ayeti. Onlar ekini ve tohumu değiştirirler, zürriyetleri de yok ederler. İşte tüp bebek merkezleri açılmaya başladı. Ne oldu? Kısır tohumu verirsen o erkeği de o kadını da kısırlaştırıyorsun zamanla. Can, bunların hepsi plan, program dahilinde yürüyen projeler. Onun için bize bizden başkasının faydası yok. Toplumu uyandırmak zorundasınız. Böyle şey olmaz Emel. Böyle cehalet olmaz. 92 yılında ben bitkileri anlatıyorum bak. 92'de başladım anlatmaya, şu hastalığa şu gelir, bu hastalığa bu gelir diye. Halkın diliyle ama. Benimle hep dalga geçtiler. Hala bu konuda konuşanlar var. Avrupa bu konuda çağ atladı. Bak ben o tarihlerde bunları konuşurken, tıbbi bitkileri anlatırken, işte aslan pençesi şiddetli hemeroide karşı iyidir. İşte efendim testere dişli aslan pençesi kadınların hormonal dengelerinde iyidir. Brokoli fibrekiste karşı iyidir. İşte ne bileyim ben, bir sürü kür öğrettik bu insanlara. Bak şimdi Emel, o kadar acı bir şey ki ben o tarihlerde insanımıza tıbbi bitkileri anlatırken Avrupalı ne yapıyordu biliyor musun? Hayvanlara tıbbi bitkileri uyguluyordu. Sana onlarca kitap gösterebilirim. Herbalizm, Plant Phytotherapy, Phytotherapy for Animals, hayvanlar için bitkisel tedavi. Yahu daha biz Türkiye'de insanlar için olanını bir türlü şey yapamadık. Hayvanlara nereden gelecek? Kedisine, köpeğine, yani büyük başına, küçük başına hep şey veriyor. Tıbbi bitki veriyor, tedavi ediyor. İlaç veriyorsun ama işte onların da yan tesirleri var. Tabii ki olay yan tesir değil. Modern tıbbı kabul edeceğiz. Ben buna bir şey demiyorum. Ama şurada kolay bir tedavi varken bu neden yapılmaz? Şimdi geliyorum son bir şey. Yani bitmez. Hani biz efendim biz kozmetikçiymişiz filan. Çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Bu vesileyle hocam külliyede ne yaptığınızı da kalem kalem anlatmış oldunuz bir anlamda. Evet. 2015'ten bu yana külliyede evet. Ne yapıyorsunuz? Bir şey daha söyleyeyim. Osmu kapatıyorum konuyu. Osmanlı... Yok, Covid'i de soracağım. Covid çalışması da yaptınız külliyede. Biliyorum. Niye, onu da anlatın. Tamam. Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik gücü ziraat imparatorluğudur. Ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki keten ticaretinden çok büyük paralar kazanılmıştır. Bakın bugün Fransa, Belçika ve Hollanda Atlantik tarafını, yani Atlas Okyanusu tarafını bu üç ülke beraber ekiyor. Ne ekiyorlar? 1 milyon dönüme keten ekiyorlar. Ve bundan iplik yapıyorlar. Ve ürettikleri ipliğin %90'ını Çin'e satıyorlar. 73 milyar avro. Bak milyon değil, dikkat et. Milyar avro. Keten tohumundan bar yapabilirsiniz. Şu gıda takviyeleri var ya, hani proteinli, benzincilerde gofretimsi. Ha, aynen. Onu yapabiliyorsunuz. Keten tohumu yağından sülyen yapabiliyorsunuz. Astar boya. En zemine atılan. Keten tohumunda balıktakinin tam 7000 katı omega 3 var Emel.
Niye bunları Bilmiyordum. söylemiyorsunuz bu millete? Şiddetli kabızlığa karşı birebir ezin verin onu. Güzel sabah kahvaltısında. Şimdi ketenin başka bir özelliği fiziksel yapısındadır. O lifli yapısı anizotropiktir. Bu rüzgar türbinleri var ya, hani rüzgar enerjisi. Kanatlara onlar konuyor. 90 derecelik açıyla bunlarla kaplanıyor. Çünkü oraya rüzgar estikçe toz geliyor, sinek çarpıyor, şu bu. Ondan sonra başlıyor varyasyonlar, jirasyonlar. Hani eski 33 devirli plaklar vardı, bilir misin? Annemin Long play vardı. dedikleri. Ah canım, siz o dön biz biliriz. O iğneyi koyduğunuz zaman Evet, dönerken annemin o vardı. başlık böyle sağa sola yalpa yapardı. İşte biz buna pitch control diyoruz. Yani türbinlerde şey oluyor, bozulmalar oluyor yani. Türbin yatakları değişiyor filan feşmekan. Neyse, ben fazla o konuda detaya girmek istemiyorum. Arabaların iç kaplamalarında, uydularda keten kullanılır. Keten lifi kullanılır. Efendim, tutturuldu kenevir. Öyle bir anlatıldı ki bu kenevir, lobiciler tarafından bir kenevir sevici bir grup çıktı. Birdenbire peydah oldu bunlar. Efendim neymiş? Alzheimer'e, kansere, Parkinson'a, erken bunamaya, romatizmaya, epilepsiye, aman Allah'ım ne kadar hastalık varsa saydılar. İşte bunu dediler, kenevirden elde edeceğimiz CBD oil, CBD yağıyla başladı Türkiye'yi yağmaya bununla ilgili. Bir bakıyorsunuz mailinizde CBD oil diye bir şey çıkıyor. İnsanlar bunun şeyini yapmaya başladılar. Yani kenevirden elde edilen bir yağ. Dedik ya, bunlar doğru bir şey değil. Böyle bir şey olamaz ya. Ben bitki biliyorsun, ben bitkiler üzerine birazcık bir şeyler biliyorum. Dedim ki bunlar küllün yalan ya. Böyle şey mi olur ya? Böyle şey mi olur ya? Buyurun Almanya'dan. Dernekleşmeler falan da var hocam. Şimdi isim vermeyelim ama Tamam. kenevirle ilgili dernekleşmeler de var. Tabii. Yok Tanıdığımız efendim, isimlerin de şöyle. üyesi olduğu. Bak Emel, efendim diyor, Almanya'da diyor işte şu kadar. Hadi oradan. Hadi oradan. Uydurmayın. Yalan söylemeyin. Almanya'da gıda takviyesi olarak CBD oil kullanılmıyor. Yasak. Yasak. Tekrar söylüyorum. Yok böyle bir şey. Benim gençlerimizi, bizim gençlerimizi uyuşturucu bağımlısı yapacaklar. CBD oil dediğinizde, ha şu diyor, efendim CBD oil'in içinde diyor şey yok diyor. Uyarıcı moleküller yok diyor. Tamam, doğru yok. Doğru yok. Ama mideye alındıktan sonra oradaki mide asitindeki yüksek proton sayısıyla o CBD THC'ye dönüşüyor, uyuşturucuya dönüşüyor. Bunu bilmiyor musunuz? Bunu niye anlatmıyorsunuz? Alman bunu bundan dolayı yapıyor işte. Bunu diyor sadece masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Gıda için asla müsaade etmiyorum. Bak ben kimyacıyım Emel. Sen bana o CBD oil'i ver, o yağı, tamam mı? Sana 5 dakika içinde ben onu THC'ye çeviririm. Yani uyuşturucuya çeviririm. Çok basit. Şimdi bunu burada anlatmak istemiyorum. Bir de bu tohum bu halkın eline geçerse ne olacak? Herkes evinde kenevir kaçak yetiştiriyor, biliyorsunuz. Birçok insan yakalanıyor. Elbise dolabında kenevir yetiştiriyorlar. Ne için? Uyuşturucu için. Sabah kalkacak, öğlene doğru evinin içinde saksıda yetiştirmiş kenevir bir kök. Kocaman bir şey. Hanım oradan 3 yaprak ver diyecek. Saracak onu.
sigara gibi o kafayı da bulacak. Açık yani, kusura bakmayın, böyle konuşuyorum. Ben gençlerimize bunu yaptırtmam, verdirtmem. Ben yaşadığım müddetçe buna karşı en büyük direnci gösterecek olan kişiyim. Efendim, kenevir doğru, Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi zaten. Kenevirden lif yapalım. Lifli, yani file yaparız. İşte nenemin döneminde fileler vardı. Çarşı pazarda bunları kullanıyorduk, doğru. O yapıldı, dikildi. Fakat bunun rentable olmadığı görüldü. Yani dolayısıyla bu projeden vazgeçildi. Sonra bir baktık ki bu iş döndü, tıbbi kenevir oldu adı. Durup dururken ya reis bunu, yani Cumhurbaşkanımız buna tıbbi kenevir demedi ki. Yani bir şey var, bir dakika, bu ne ya? 6 tane, bak şimdi dikkatini bir yere ver Emel. Bunların hepsi belgeli, açarım saatlerce konuşurum. 6 tane bakanlık, 25 tane genel müdürlük. Benim asistanım da külliyeyi temsilen Viyana'ya, Birleşmiş Milletler'e gittiler. Orada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, büyükelçimiz. Kendisine anlattık, bakın dedik bu şey. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü 6 maddeyi Birleşmiş Milletler'den geçirmek istiyor. Çünkü lobilerin baskısı var, çok büyük. Çünkü dünya yönetilecek. Dünyayı uyutmak. Anlıyor musunuz? Arka planda yatan o. Yani neticede biz, hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, dünya beşten büyüktür diye. Evet, biz bu sayede Japonya'yı, İtalya'yı, Rusya gibi güçlü devletleri, ki onlar evet taraftarıydı, hayır tarafına geçirttik. Yani 27 ülke kazandık bu sayede. Neyle? Dijital diplomasi diyoruz biz buna. O zaman Covid var mübarek geçen sene. İşte herkes dijital. Teams'ten görüşüyor, Skype'tan görüşüyor. Her neyse görüşüyor. Oradan sağ olsun Ahmet Muhtar Gün, büyükelçimiz, daimi temsilcimiz Birleşmiş Milletler'de, anlattık bunu kendisine. Asistanımı da gönderdim ve neticede kazandık. Allahu alem, Rusya Federasyonu büyükelçisi geliyor bizim Ahmet Muhtar Gün'e, diyor ki çok teşekkür ederim, sayenizde öğrendik biz bu gerçeği diyor. Bu kenevir ekilirse tarıma da çok büyük zarar verecek. Neden? Çünkü uyuşturucu bu. Köylünde işine gelir, oh hemen hazır para, nakit para, keş para. Anlıyor musunuz? Çünkü dünyanın gidişatı gidişat değil. Bu korona birçok şeyi değiştirdi. Daha durun, neler olacak Emel? Yani biraz toplumun eğitilmesi lazım. Toplumuma anlatılması lazım bunların. Neler olacak hocam? Efendim? Daha durun, neler olacak dediniz. Neler olacak? Şu anlamda iklim değişikliğine bağlı olarak elinizdeki ata tohumlarınıza sahip çıkın. Gözünüz gibi bakın onlara. Ve Anadolu topraklarına geri dönün. Bakın, bu olacak zaten. Bu olacak. Tohumsuz yaşayamazsınız. Hibrit tohumu vermezlerse açsınız. Bunu söylüyorum. Yani şimdi şöyle bir sorun bakalım ya, bir ara bir ıspanak furyası çıktı, yanlışmış, şuymuş buymuş. Zehirli dendi hocam. Hollanda ıspanağıydı o. Niye tohumu sorgulamıyorsun kardeşim? Ya senin kara lahana dediğin şey, onu bile Hollanda'dan alıyoruz ya. Bu şimdi yeni bu hükümet döneminde değil, eskiden beri. Hocam, öyle niye bizim Karadeniz'de çıkmıyor mu kara lahana?
Senin elinden ata tohumunu aldılar. Daha verimli hibritini verdiler. İçi de eksik onun zaten. Yani içi eksik, içi boş, of. Bir sürü zirai ilaç kullanacaksın. O ıspanakta kullandıkları metil bromürden dolayı ilaç sıkıyorsunuz. Efendim verimi yüksekmiş ıspanağın. Doğru, verimi yüksek ama zirai ilaç sıkacaksın ona. O mahsulü %93 yüksek verimi alabilmeniz için. Ondan sonra köylü de onu biraz erken topladı. Hadi yallah gün insanlar hastanelik oldu orada. 200 kişi. Niye bunu söylemiyorsun? Efendim hibrit tohum daha verimli, daha şey. Ya bir şey, bir bilgiyi verirken bak hem nalına vuracaksınız hem mıhına vuracaksınız. Düzgün anlatın. Bak bunun eğrisi bu, bunun doğrusu bu. Ne oldu şimdi? Ata tohumu. Yeni çeşit yapmanız lazım. Mesela yeni bir patlıcan, yeni bir biber, yeni bir kavun, yeni bir karpuz çeşidi geliştirmek istiyorsun, değil mi? Kendi milli ata tohumundan. Bunu yapabilmen için ata tohumuna ihtiyacın var. Aksi takdirde yapamazsın. Hibrit tohumdan yeni çeşit gelişmez, Emel. Ve var olanlarda toprağı da bozuyor değil mi hocam bir yandan hibrit? Evet, şimdi neden bak? Aferin ya sana Emel. Çünkü bak sordukça açarım konuyu. Şimdi sen bu hibrit tohumu aldın ya, atıyorum bir tane biber tohumu aldın. Veya ıspanak tohumu Hollanda'dan geldi, Almanya'dan geldi, Belçika'dan geldi, toprağına ektin. Şimdi bir bitki kök salacağı zaman önce kendi bağışıklık sistemini kurar. Yani oraya kökleri üzerinden ne yapıyor? Kimyasallar salgılıyor. Oraya kendi izini bırakıyor. Kendi yaşam ortamı için. Emel, bu iş böyledir. Yani exudate denir buna. Exudate. İnterferon salgılıyor, proteinleri salgılıyor. Orada kendi yaşam alanını, çünkü orada gelişecek ya. Siz şimdi onu bir dahaki yıl neyse üstüne bu kök saldı, dünyayı görmeye başladı işte. Yaprağını verdi, çiçeğini açtı her neyse. Ondan sonra bakıyorsunuz siz zirai ilacı da sıktınız. Başka türlü o ürünü alamazsınız. Toprağınız da bozuldu. Toprağın mikrobiyolojisini bozdunuz. Bir dahaki yıla oraya siz ata tohumunu ekeceksiniz. Bak şimdi. Orada hangi iz var orada? O ektiğiniz ıspanağın bağışıklık sistemini geliştirmek için orada bıraktığı iz o proteinleridir. O interferonlarıdır. Anlıyor musun? Senin ata tohumunun gelişmesine fırsat vermeyecek. Adapte olamayacak senin ata tohumun o toprağa. Ondan sonra da işte bak gördün mü? Verimsiz, çevimsiz bir şey çıkmıyor ata tohumundan dedirtecekler. Bir anlamda psikolojik olarak da mahkum edecekler diyorsunuz. Hocam Tabii. zirai ilaçlar kullanıldığı için bitki bitiyor. Öte yandan da siz kül üretmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kanser patlıyor o zirai ilaçlarla. Evet. Devamı insan Evet. bünyesinde de Evet. devam ediyor bir yandan. Bakın, bu alemde hiçbir şey bağımsız değildir. Her şey birbirine bağlıdır. Bir tanesinin dengesini bozun, hepsini bozmuş olursunuz. Bak fındık bahçeleri sürekli zirai ilaçlanıyor. Neden? Mübarek onların tabanında ısırgan vardı. O fındık bahçelerini koruyan o ısırgandı. Efendim ayağımı dalıyor, kolumu dalıyor. Bunları yok edelim. Ne yapacağız? Herbisit. Yani bitki yok edici. Verdiler bütün
şeyler yok oldu gitti, otlar. Ağaçların altına bakıyorsunuz, pırıl pırıl böyle toprak. Sonra fındık ağacının yaprağı yere düşüyor ya, kaybediyor canım. Olağan tabiatın sirkülasyonu. Toprakta ne oluyor? O nemde mantarlaşıyor, küfleniyor. Şimdi bir rüzgar esiyor Emel, o küfü alıyor mantarı ağacın üstüne. Oo efendim elimde işte küftür, mantardır, şudur budur. Bak küllenme dediğiniz hastalık çıkıyor ortaya. Şu tabiatın dengesini bozmayın. Isırgan çok faydalı bir bitkidir. Yüce Allah, biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık. Her şeyi bir sebep üzerine yarattık diyor. Ey insan sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Böyle şey mi olur? Ondan sonra efendim bu neden oldu? Bak ısırganı tekrar oraya kazandırmak istiyorsan şey yapacaksın Emel. Orada ısırgan çıkmasını istiyorsan yani. Allah razı olsun, bunu bir dostumdan öğrendim ben. Şimdi efendim ısırganı gidip oraya ekemezsin. Isırgan tohumunda azan. Yapacağın şey hem fındık ağacını gübreleyeceksin hem de oradan ısırgan çıkacak. Nasıl olur bu iş? Koyun gübresi. Koyun gübresini verirsen toprağa, orada ısırgan da çıkar. Çünkü bu mübarek hayvan otlamıyor mu ya? Envai çeşit orada bitkiyi de tüketiyor işte. E bu dışkısıyla gübre oluyor. O gübreyi alıp sen sebze bahçene, meyve bahçene işte bir yerlere ekiyorsun. Orada tekrar ısırgan çıkıyor. Bu tabiatın bir döngüsüdür. Yani bu bir dönüşümdür. Bu, siz bunu bozamazsınız. Bunu bir yerde keserseniz o silahı kendinize çevirirsiniz. Şimdi yani saatlerce konuşsak, sordukça açarım, sordukça açarım bunu ben. Yani onun için biz böyle külliyede efendim kozmetikmiş, yok efendim şuymuş. Külliyede bu... kozmetiği kime i̇şte yapacaksınız hocam sayın, ayrıca? Sayın Cumhurbaşkanımıza işte kürmüş, şuymuş, buymuş. Ya nereden uyduruyorsunuz kardeşim ya? Ben tıp hekimi değilim, ben kimyacıyım. Sayın Cumhurbaşkanımızın hekimleri var. Gayet muhteşem hekimleri var. Onlara danışılır. Benden ne alakası var ya? Böyle bir yakıştırma. Ha benim Kürtlerim iyi mi değil mi? Yüce Türk milletine soracaksın. Hocam Sayın Cumhurbaşkanı'na Kür yapmanızda ya da sizin Kürlerinizden bazılarının uygulamasında ne gibi bir beis olabilir? Diyelim tabii, ki yapıyorsunuz. Yani kullanıyorsa da buna hekimine danışarak, buna hekimler karar bununla veriyor. Bununla ilgili neden açıklama yapıyorsunuz? Ne beis olabilir? Amenna. Bravo Emel. Hak şöyle ya. Aklı selim düşünelim. Ne açıklama yapıyorsunuz ki hocam? Yani siz dünyanın birçok işte üniversitesinde hocalık diyor. Yapmış bir profesörsünüz. Siz bir kimya profesörüsünüz. Allah aşkınıza. Son soru külliyedeki çalışmalarınızla bak, bir şey ilgili. Daha. Buyurun. Ne oldu? Tohum Gen Bankası'nda açıldı. Bak Türkiye'de tıbbi aromatik bitkiler araştırma laboratuvarının açılışının kurdalesini kestim. Yani Antalya'da. O zaman başbakandı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ankara'da dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasının kurdalesini beraber kesmek nasip oldu. Ya ben bu devlete hizmet ediyorum. Ben 20 yıldır, 25 yıldır yurt dışında yeter dedim ülkeme gidiyorum yani. Ama gel gelelim bu şekilde şeylerle. Mesela bak şunu da anlatayım kapatıyorum ya, bitmez. Sürdürülebilir doğa çiftlikleri. Bu projeyi Türkiye'ye getiren kişiyim. 11. kalkınma planını aldırdım. Üzerinde çok çalıştım çünkü. Önce bir proje mi bu hocam? Bir yerden Hem almadınız. De ne biçim?
Hem de ne biçim? 11. kalkınma planında. Nedir Bunu içinde birisi, bir projenin? iki Bunu kişi bilmiyorum. bunu kulak arkası etti. Ya sonra alırız, sonra uygularız. Ama programda var bu. Ne oldu? Avrupa Birliği ülkeleri bunun üzerinden bu programa alındıktan 2 yıl sonra çataldan tabağa diye bir program başlattı Avrupa Birliği. Benim projem. Sürdürülebilir doğa çiftlikleri. İşte bunu söylüyorum. Yani biz Avrupa Birliği'ne öncülük yaptık. Bu Ve projeyi şunu da alanlar çok iyi sizden biliyorum. alanlar oldu mu hocam? Taklit edenler oldu mu? Hem de ne biçim? Bak Emel, ben bilmiyordum, sonradan öğreniyorum. Meğerse ben televizyonlara çıktığım zaman bu Fransızlar, Almanlar, İngilizler, Belçikalılar, Hollandalılar benim ağzımdan çıkan ne söyleyecek, ne anlatın, nasıl takip ediyorlarmış. Türkiye'de de ne güzel Bilmiyordum, çorba sonradan tarifi yaptınız öğrendim. deniyordu hocam. Efendim? Sizi Fransızlar, Belçikalılar izlerken Türkiye'de de güzel yemek tarifi yaptınız deniyordu size. Hatırlıyor Evet, musunuz? aynen öyle. Bak 2,5 yıl önce Habertürk kanalında sabahleyin çıktım, bunu anlattım. Sana da anlattım. Başka kanallarda da daha öncesinde de. Bu büyükbaş hayvanların etinin ve sütünün ne kadar riskli olduğunu ve bu hayvanlar normalde 20-25 yıl yaşaması gerekirken 5 yıl bile yaşamıyorlar. Neticede Almanya Tarım Bakanı çıktı geçen sene. Biz dedi, büyükbaş hayvanlara verilen bu GDO'lu yemleri durduruyoruz. Bu şekilde bu hayvanlar rahatsızlanıyor, hastalanıyor ve genetik müdahaleleri durduruyoruz dediler. Nereden duydu bunu? Saracoğlu Hoca'dan. Yani dolayısıyla bakın, ben kimyacıyım Emel. Kimyacı olmakla da gurur duyuyorum. Allah'ıma binler kere şükür bana bu mesleği nasip ettiği için. Yani dolayısıyla ülkeme her şart altında tabii ki hizmet edeceğim. Her şart altında. Şimdi bazıları şudur budur. Bak, kenevir lobicileri, şunlar bunlar hepsi. Efendim, CBD oil'dir, şudur budur. Yok böyle bir şey. Ben yaşadığım müddetçe CBD oil bu ülkeye giremez. Ben bu gençleri 1071'den beri Anadolu toprakları şehit veriyor. Biz bu gençleri sokakta bulmadık. Dolayısıyla bu uyuşturucu denilen illetten uzak duracaklar. Evet, CBD oil bir sıvı esrardır. Oh. Evet, sıvı esrardır. Bak bunu söylüyorum. Çok şükür. Yani bunu neticede zaten 6 bakanlık ve 20, 25 mi 26 tane genel müdürlük bu işe karşı çıktı. Tamam dendi. Yok efendim işte Sayın Cumhurbaş, ya Sayın Cumhurbaşkanımız lifli kenevir için bunu söyledi. İplik yapın diye. Tıbbi kısmı hani araştır laboratuvarında, tamam orada sana bir yasak yok. Keneviri araştır laboratuvarında. Ama Emel, adam ne diyor? Bak, üniversite hocası. Efendim diyor, bir tane iki tane bitkiyle bu araştırılmaz. Ya ne olacak? Efendim 105 dönüm araziye ekecekmiş. Bunu Antalya'da ekmeye kalktı Tigem'de. Bir ay sonra çıktı, daha diz boyu olmadan tarlada kenevir falan bulamadık. Millet sarıp içmek için. Ya böyle bir şey bu. Sen Çok koskoca bilim tehlikeli. adamısın ya. 105 dönüme niye ihtiyacın var? Git Almanya'ya, git Avusturya'ya, git Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İspanya'ya. Onlar da araştırıyor keneviri.
Sen de araştır ama onların ölçeğinde. Yani üniversitenizin kendi laboratuvarında bir iki kök ekersiniz. Çiçeğini mi inceleyeceksin? Yaprağını mı inceleyeceksin? Sapını mı inceleyeceksin? Her neyse. İncele, araştır. Ha, bir ilaç mı buldun? E tamam, hemen patentle, bu ülkenin de milli menfaati olsun. Efendim, bunlar hayali ve afaki konuşuyorlar. Üç haneli milyar dolar bu işte ticaret hacmi var diyor. Vallahi bak, biliyorsun ben yemin etmem. Emel, vallahi yalan, billahi yalan. Sen bir milyar doları bile kazanamazsın bu işte. Çünkü senden bunu almazlar, bu CBD yağını. Bu Avrupa'da zaten fazlasıyla üretiliyor. Avrupalı aptal mı? Yok Alzheimer'e iyi, kansere iyi, epilepsiye iyi, romatizmaya iyi, erken bunamaya iyi, diyabete iyi. Aman Allah'ım ya, her derde devaymış. Nasıl bir bitkiymiş bu ya? Halkı yanıltmayın. Bu kenevir seviciler, bu lobiciler bunu yaptılar. Olmaz. Hudutlarımızda devamlı yakalanıyor hemen. CBD oil, bu sıvı yağ. Bizim denizdir, işte narko timleri filan hep operasyon yapıyorlar. Yapmayın, yapmayın. Halkı yanlış bilgilendirmeyin. Neyse. Hocam, şimdi sizin ben... içinde kenevir olan bir kürünüz yok değil mi? Şimdi düşünüyorum, konuşuyorum. Hayır. Hiç yok. İçinde kenevir olan bir kürünüz yok. Yorumları yok. Birazdan açacağım hocam. Soruları soracağım ama madem bu akşam çok açık seçik konuştuk. Covid sürecinden de biraz bahsedelim. Covid ile ilgili külliyede tamam. Yaptığınız çalışmalar ve şunu da sormak ve söylemek istiyorum. Diyorlar ki bana da çok söylendi. Bizzat duyduklarım var. Çok da yazılıyor. Saraçoğlu yerli aşıyı neden yapmıyor diyorlar. Efendim, yerli? Yerli aşı Saraçoğlu yaparsa yaptıracağım diyenler çok fazla. Şimdi bak Emel, bu koronavirüsün 60-70 çeşidi var. Özellikle insanda olan 7 tipi var bunun. İşte SARS vardı, MERS vardı, deveden geçti filan böyle. Ve bu Çin'de ortaya çıkan ve ilk insanda görülen bu COVID-19, bu virüsün biz ancak bugün %30-35'ini tarif ettik, tanımlayabildik. Daha tanımlanmamış, araştırılması gereken çok şeyleri var. Mesela en büyük zorluk şeyde, ORF dediğimiz, Open Read Frame dediğimiz, bunlarda overlap'ler var. Üstünü örtüyor. Şimdi mesela baskın gen diyoruz ya, dominant gen. Hı? Şimdi gömlek giydin, o resesif gendir, taşıyıcı bir gen. Ama onun üzerine bir ceket giyerseniz işte o dominant gendir. Alttaki resesif geni göremiyorsunuz. İşte bu ORF'lerin çok iyi araştırılması, sekansları, dizilimlerine çok iyi bakılması lazım. Hangi proteinleri salgılıyor, bunlara bakılması lazım. Bu araştırma isteyen bir şey. Tamam. Ha, bu arada ben ne önerdim? Ada çayı ebe gümeci dedim, hatırlarsan. İlk senin şeyinde de. Evet. Oo efendim, böyle saçmalık mı olurmuş? Nereden çıktı bu? Ebe gümeci de neymiş? Bak, bunu tıp profesörü söylüyor. Ebe gümeci de neymiş diye. Ada çayı da neymiş diyor. EMA kayıtları var, EMA. European Medicine Agency, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ortak tıbbi ajansıdır burası. Buraya kayıtlı olmayan hiçbir tıbbi ilacı ve bitkiyi kullanamazsınız, öneremezsiniz. Ya mübarek adam,
Koskoca profesörsün ya. Giriver internete. EMA kayıtlarında ebe gümeci var mı? Ha, ebe gümeci var diye sorarsan çıkmaz da oradaki kayıtlara bakabilmen için Latince ismini yazacaksın. Nedir ebe gümecinin Latince adı? Malva silvestris. Gir orada gör ne işe yaradığını. Adaçayı yazarsan anlamaz. Ha, EMA kayıtlarına gir. Salvia officinalis diye yazarsan pat diye önüne çıkacak. Antibakteriyel olduğu, antiviral olduğu. Ki ben bunu 2000 yılında zaten kitabıma yazmışım. Adaçayı, ebegümecini. Şimdi onu bir tarafa bırakalım. Böyle saçmalık olur mu filan? Bak kendilerini küçük düşürüyorlar. Kendilerini küçük düşürüyorlar. Ben bunu söyledim diye işte çıktılar. Efendim bir de altyazı verdiler. Hurafe diye bak aynen yazdı bu. Hurafe diye. Hurafe ne demektir? Yalan bilgi demektir. Ha. Onun için tekrar söylüyorum, konuyu kapatıyorum. İsra suresinde şöyle bir ayet var. Hak geldi, yani Kur'an geldi. Batıl, yani hurafe kayboldu. Hurafe zaten kaybolmaya mahkum idi. Ya Rabbi bana yüce katından yardımcı bir kuvvet ver. Bakın bu baştan sona söylediğim bir ayettir. Dolayısıyla şimdi burada siz Yaradan'ın yarattığı bir nimete eğer hurafe diyorsanız yazıklar olsun. Amerika'da FDA'ye girin, safe, güvenilir demektir. Adaçayı safe bir bitkidir diye yazıyor. FDA, Amerikalı aptal mı? Avrupalılar aptal mı? EMA kayıtlarını kurmuşlar. Avrupa Birliği'nin ortak tıbbi ajansı kurulmuş. Ya mübarek insan, sen bir bilim adamısın. Niye bunu hemen karalıyorsun? Bak bana soru soruyorsun çoğu zaman. Emel, bilgim yetmiyorsa, ilmim yetmiyorsa ne diyorum? İlmim yetmiyor. Ama ben orada olumlu olumsuz bir şey söyleyemem. Bunlar baştan kestirip attı. Ama Allah ne yaptı? Aradan 2 hafta geçti. Profesör Trilling, Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı makaleyi yayınladı. Biz dedi bunun şeyini yaptık, adaçayını. Bir de perilla kullandı onlar. Yabani nane kullandılar ayrıca. Adaçayının ne kadar güçlü, koruyucu ve önleyici olduğunu ve henüz burundaysa ve boğazdaysa sizi enfekte etmemiş, sürüntü alıyor ya, pozitif diyor oradan çıkan, efendim bunu da yok ettiğini. Mübarek ben bunu söyledim işte. Bunu burnunuza çekin. Yani bunun gargarasını yapın. Yok edin onu. Daha sizi enfekte etmediniz. Çok Burada inanılmaz. varsa ve inmediyse bununla da gider mi hocam? Evet ben buna işte aynı şey. Masamda duruyor aynısı. Evet. Onun içinde bakın uçucu yağlar var. Farmakoloji profesörlerimizden bir tanesi devamlı o da programlara çıkar. İşte okaliptüs, ada çayıdır, lavantadır, kekiktir. Bunların yağlarının koronavirüsü yok ettiğini yani dok edemeden, hücre içerisine giremeden ortadan kaldırdığını söylediğinde ona da karşı çıktılar. Efendim böyle bir şey olur mu? Yahu mübarek adam senin bitki kimyasıyla ilgili bilgin ne kadar? İlmin nedir senin bu konuda? E bir şey bilmiyorsun. E o zaman niye konuşuyorsun? Yakışır mı bu sana? Yüz binlerce tedavi olacak insan var. İnanın o kadar çok insan teşekkür ediyor ki
Hocam senin sayende kurtuldum diyor. Eşim hamileydi diyor. İlaç veremedik. Doğum yapmasına 1,5-2 hafta kaldı. İlaç verilemedi. Ama sizin önerinizle kullandık. 4 gün sonra pozitif olan o burun sürüntüsü ve boğazdan alınan örnek negatif çıktı diyor. Bunu mu kullandı? Allahu alem. Hem bunu kullandı hem adaçayı ebe gümecini kullandı. Buna Bunun da deniyor ki gargarasını yap. Koklayarak, affedersiniz hocam ses geç geldi. Koklayarak nasıl virüsü yok eder deniyor. Geçen programda çok güzel bir örnek verdiniz. Koklayarak adam ölüyor dediniz. Değil mi? Sobadan çıkan Zehirli gazdan gaz. Ölüyor, zehirleniyor. Savaşta, aynen. Savaşta zehirli gaz kullanıyor. Kokluyorsun, mevta oluyorsun. E burada da uçucu yağlar. Bak o okaliptüsün kokusu, lavantanın koku. O ne o burnuna gelen? İşte onun molekülleri. Baskın nanemsi bir koku var hocam. Evet. Benim Nane de tanımlayabildiğim var. o. Nane de var. Kavuş Lavanta, var. okaliptüs, Okaliptüs var. var. Evet. Şimdi bak Emel. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim çok şiddetli saman nezlem vardır. Bunu koklayarak ben duruyorum. Bugün tarladaydım. Yani hapşırmaya başladım. Hemen kokladım çok şükür. Yani saman nezlesi olanlara da bunu koklamalarını tavsiye ederim. Yani İzninizle yorumları açıyorum ben hocam. Şimdi evet, müsaadenle bu son bir estağfurullah. cümle. Efendim bu kadar mağaza varmış. Ya Allah'tan kork ya. Anadolu topraklarında ot dediğiniz şeylere katma değer getirdim. Ve buradan ihracat yapıyoruz Avrupa'ya. Devletimiz burada para kazanıyor. İnsanlarımız bunları öğreniyor. Evet o da gidiyor Avrupa'ya. Yani adaçayı ismini da soruyorlar. Gidiyor. O yüzden gösteriyorum hocam ismini Evet. soranlara. Organik Seaban. Evet. Hocam ben 1,5 yıldır bunu kullanıyorum. Gribal enfeksiyon riski taşıdığım zamanlarda da aynen sizin dediğiniz gibi ertesi güne Evet. sarkmadığını görüyorum. Bir de böyle yatarken sürdüğümde sanki gündüz tabii biraz nemlendiriyor gibi oluyor. Çok zor olabiliyor yayınlarda ama gece Gayet sürüyorum. sağlıklı bir şey. Çok sağlıklı, koruyucu ve önleyicidir. Evet. Bu kadar. Yani işte velhasıl Avrupa'ya ya adaçayını Avrupa'ya ihraç ediyoruz ya. Testere dişli aslan pençesi bu halk biliyor Anadolu. Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Ne diyeyim ha çok büyük değil. Görende bir şey var. Zannetmesin ya. Tamam mı? Küçük biz kendi çapımızda bir insanız ya. Hamileler kullanabilir Neymiş bu mi kadar diyorlar. mağazalar Kullanabilirler varmış. galiba. Bu kadar mağazalar varmış. Neden adını vermiş? Yok neyi verecektim? Doktor Ötker'in malını mı satacaktın? Hocam Yazıklar siz olsun yasal ya. işlem başlattınız mı? Evet hemen. Hemen başlandı. Hemen. Artık bu konuda benim konuşmamam lazım. Yazıktır, günahtır ya. Bu milletin önünü kesmeyin ya. Kesmeyin bu milletin önünü. Gençlerimize kötü örnek olmayın ya. Anadolu'da sen ot diyorsun. Git Avrupalıya sor. Avusturyalı, İsviçreli, Fransız, Alman, Hollandalı. Bu gençlerle, bak ortaokula giden gençlerle çıkın doğaya. Sor bakalım bu bitkine de en az 20 tane bitkinin, tıbbi bitkinin ismini, Latincesini söyleyecek sana Emel. Bizim üniversite mezunumuza sor. Ne bu ot diyor. İşte böyle ot gibi yetiştiriyorlar. Böyle eğitim olmaz. Anlıyor musunuz? Bunun için Anadolu toprakları çok kıymetli. Benim bütün çırpınışım. Bak ben ömrümün bilmem yüzde kaçını tamamlamış bir insanım. Yani benim bütün yaşam hırsım bu konudaki ilmimden kaynaklanır. Benim parayla pulla işim olmaz. İnsanlar bunu çok iyi bilir. Benim ailem de böyleydi. Rahmetlik babam, rahmetlik amcam en büyüğümüzdü. Şunu derlerdi. Biz bu serveti bu yüce Türk milletinden kazandık
ve onu tekrar bu millete geri iade etmemiz lazım dedi. Yani ben babamdan, amcamdan miras almadım Emel. Hocam Bak varlıklı bir bunu ailenin çocuğu konuştuğum için olduğunuzu de da biliyorum. bunu konuştuğum için de utanıyorum. İşte Saracoğlu Eğitim Vakfı var. Saracoğlu Huzur Evi var. Tamam, kimsesiz, sahipsiz, özellikle dul kadınlara gidip orada bakılıyor. Yemesi, içmesi, yatması, kalkması, ilacı, doktoru, kefen parası da bize ait, mezara kadar gidiyor. Ama şimdi biraz zorluk içindeymişler, bilemem. Onu da vakıf yönetim kurulu, vebali günahı onlara aittir. Çünkü bunlar vakfedildi, biz vakıf yönetim kurulunda dahi görev almadık. Aynı şeyi Saracoğlu Hoca da yapacak. Ben bir şey kazandıysam bana bunu bu millete borçluyum ben. Aynı şekilde geri iade edeceğiz. Bir şeyler yapacağız işte planladığımız. Hocam Şimdi yaptıklarınıza biz şahidiz. Minnettarız. Neyse Ediyoruz. fazla konu. Ya bunlar üzücü şeyler ya. Valla sizi Utanıyorum ilk ben. kez bu kadar canhıraş şekilde kendinizi anlatırken gördüm. Siz kendini anlatmayı sevmeyen insansınız. Yıllardır Kesinlikle. böyle zorla Kesinlikle. çekerim ağzınızdan lafı. Bu akşam canınız ne kadar acıdı ki. Ben de çok üzüldüm inanın. Geçmiş Yani olsun. şunu Tez zamanda söylüyorum kutlu Emel. inşallah. Yani Emel şunu söylüyorum ya. Yani bir insanın kendinden bahsetmesi, böbürlenme, bunlar çok ayıp şeyler. Kendimi aşağılıyormuş gibi hissederim ben. Hissederim değil, öyle bir şey ya. Utanıyorum ya. Ama söyletmek zorunda kaldılar. Biz parayı pulu şimdiden görmedik. Benim sülalem bellidir. Git Mersin'e bunu sor. Göreceksiniz Saracoğlu ailesinin kökeni nereden geliyor. Neler yapmış. Elvanlı köyündeki camiyi bile yaptık. Yapmayın bunları, utandırmayın bizi. Köylüler rica etti de rahmetlik babam kalktı gitti yaptı ya. Yapmayın. Neyse. Neyse ben şimdi tekrar değerli izleyicilerimizin sorularına dönelim Emel. Tekrar Ya geçmiş şuna bak, olsun. ne zamanda kaç saattir bu konuda konuşuyoruz Emel. Gerekiyordu hocam. Çok üzdüler bayramda sizi. Gerekiyordu. Dilerim tez zamanda Daha bak sonuçlanır ve şu son. anlattıklarım var ya, külliyede inan bana daha bu %50'si bile değil. Ne mücadeleler veriyorum Emel. İnan bana ne mücadeleler veriyorum. Ya kolay değil karşınızdaki bir insanı ikna etmek. Anlatmanız lazım. Karşınıza ya tamam anlatıyorsunuz. Hadi bir daha anlatıyorsunuz. Bir daha anlatıyorsunuz. Tamam biz hocayız. Anlatmaktan bıkmayız. Ya Allah hadi başla hemen. Peki. Hemen bana özelden gelen bir soruyu soracağım hocam. Ebe Gümeci ve Adaçay'ını anlattınız ya. Acaba özel bir durumu mu vardı? Söz verdiğim için önce onu sorayım. Kullandıktan sonra hanımın nefes darlığı olmuş. Hangisinde? Ebe Gümeci ve Adaçay'ı kürünü uyguladıktan sonra nefes darlığı sıkıntısı yaşadım ve damarlarım inceldi diyor. Evet, damarlarım incecik oldu diyor. Bu acaba başka bir nedene mi bağlı? Şimdi şöyle, şunu sorgulamak lazım. Neden bunu kullandı? Acaba kendisinde aldığı başka bir ilaç mı var? Altta yatan başka bir rahatsızlığı mı var? Adaçayı bir tek yani gayet güvenilir bir bitkidir. Emek kayıklarında Ebe Gümeci de gayet güvenilir bir bitkidir. Eme kayıklarında o gün yediği başka bir şey vardır. O dokunmuş olabilir. Bunu Adaçayı Ebe Gümeci'ne yormamak lazım. Yani onun altta yatan başka bir sebebi vardır. Onu söylüyorum. Peki, karaciğer büyümesi için öneriniz ne olabilir? Şimdi karaciğer hipertrofisinde burada yapılacak olan şey karaciğer metabolizmasını sağlıklı çalıştırmak. Maydanoz limon kürü.
maydanoz limon. 15-16 tane saplı maydanozu alacaksınız. Ve bunu blenderdan geçirmeden önce elinizle kopartıp taze yeşil maydanozlar, köy maydanozu, tam bir limonu sıkacaksınız. Bir bardakta su ilave edeceksiniz. Evet, karaciğer hipertrofisine karşı, karaciğer büyümesine karşı bulunmaz bir nimettir bu. Yani her gün sabah bunu aç karnı kullanacaksınız. Bir ay, 15 günde bir de 5 gün ara vereceksiniz. Yani sonra tekrarlarsınız. Şimdi hemen baştan söyleyelim. Burada biz hangi bitki üzerine konuşuyor olursak olalım, size teşhisi koyacak olan mutlak surette bir tıp hekimidir. Hekiminizin önerileri doğrultusunda hareket etmek esastır. Yani Saracoğlu Hoca şunu önerdi: İlacımı kesiyorum. Sakın ha, böyle bir hata yapmayın. Yeter ki sizin teşhisiniz, hekimin koyduğu teşhis doğru olsun. Evelallah. Bir de o adaçayı, ebe gümecini nereden aldı? Bak, bir de o önemli. Çünkü yabani adaçayı olabilir. Adaçayı altında çok farklı bitkiler satılıyor. Yani bizden mi almış? Veya o gün yediği, içtiği bir şey. Ebe gümeci deyip ya çok farklı bitkiler veriyorlar. İşte bunun için yani benim bu işe eğilmemin nedeni yüzlerce, binlerce insan şunu diyor: hocam senden alınca şifa buluyorum da senin ürünlerin biraz pahalı. Bitki pahalı dediğimde 10 lira, 5 lira. Oradan alınca olmuyor. Şimdi olmaz tabii. Yani bunların şimdi şöyle örnek vereyim. Değerli izleyicilerimiz daha kolay anlasınlar diye. Diyelim ki vitiligo var. Ben vitiligoda portakal kabuğunu öneriyorum. Bak, Washington olmaz, Valencia olmaz, Finike portakalı olmaz, Yedi Veren olmaz, Çandır portakalı olmaz. Ne olacak? Yafa portakalı olacak. Yani şimdi bu adaçayının da Türkiye'de 27 üstünde değişik türü var. Hani fasulye diyorsun ya, İspir fasulyesiyle diğer fasulyelerin lezzetleri. Tosya pirinci var ya, başlı başına bir şeydir tosya pirinci. Yani Kızılcahamam pirinci var, çelti. Benim en sevdiğim şeydir. Hep ondan ya, rahmetlik babam yapardı. Sahura kalktığımızda da yanında üzüm hoşafı olurdu hemen. Hoşafla biz pilav. O gün orucumuzu onunla tutardık yani. Rahmetlik peder de iyi şey yapardı yani. Pirinç, Allah rahmet eylesin. Ondan öğrendik, evet. Hocam, yayın dolmaya başladığı için ben hızlıca soracağım. Sonra izin isteyeceğim, evet, sizden. Buyurun. Safra kesesi taşı yine çok sorulmuş bu hafta. Bununla ilgili öneriniz ne olabilir? Şimdi safra kesesi taşında neler var şunu söyleyeyim. Bir defa iğdeyi biliyor musunuz? İğde. İğde böyle, şimdi onu almadan önce o turuncu renkli kabuğu var ya, onu şöyle bir kaldırın, sararmamış olması lazım. Süt gibi beyaz olacak yani. Bu şeyde çok önemli. Çünkü ve başarı oranımız da çok yüksektir bu safra kesesi taşında. 40 kilit çayı, yani kara hindiba. Niye buna kara hindiba diyorlar anlamıyorum. Karadenizliler mi buna bu ismi taktı? Bu kara değil, sarı çiçekli, gayet güzeldir yani. Avokado yaprağı, avokado yaprağı ve çörek otu yağ. Yani kara hindiba diyorlar ya. Ben bilmiyorum ama Latincesi artık... ne hocam? Efendim? Latincesi ne? Aa,
Şu an şu işe çok yoğunlaştım ya, Latince ismini söylerim gelir. Peki hocam. Evet. Bak şey Külü geliyor, plantago geliyor, çoban çantası. Latince ismi ya çok meşhurdur, herkes bilir ya. Taraksakum. Taraksakum. Evet. Taraksakum. Yani bu Taraksakum officinalis. Officinalis ne anlama geliyor burada biliyor musun? Hayır. Tıbbi. Tıbbi demek. Fenni anlamında. Salvia ada çayıdır. Salvia officinalis tıbbi ada çayı. Melissa officinalis tıbbi Melissa. Bu anlamda. Burada kara hindibanın da tıbbi olanın adı Taraxacum officinalis'tir. Şimdi bir an aklıma gelmez. Çünkü bu şeye çok yoğunlaştım yani ben. Nedir o? Olayları anlattım ya, Evet, külliyeden üzüldünüz, o hatırlıyorum. çok belli hocam. Kozmetikçiymiş de bilmem neymiş de. Neyse. Ama ben derdimi anlattım. Her Evet. şeyde bir hayır vardır yani. Bilmiyorum Emel. Peki hocam, Safra son sorular. kesesi şimdi taşında burada. Eğer değerli izleyicimiz şunu yapabilir. Bunların nasıl kullanılacağı konusunda internet sitemize girer. Orada chatleşebilir, soru sorar. Nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiyi oradan alır. Veya 850'li hattımız var. Oraya yönelebilir filan. Evet. Buyurun Bu Emel. akşam yoruldunuz. Son sorular olsun bunlar. Koku ve tat kaybı COVID sürecinde çok şikayet edilen bir şey. Bununla ilgili ne önerirsiniz? Özellikle koku ve tat kaybı. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir, turp var ya turp. Evet. Hani turp yediğin zaman burnunun içi nemlenir biliyor musun? Evet. Sen turp, işte özelliği o. Yani ne yapıyor? Burun kanallarındaki mukoza salgılanmasını artırıyor. Sanki tersinden üflüyormuş gibi. Yani hücre içinden dışarıya. Dolayısıyla bu tat, ağızdaki tat reseptörleri de aynı şey. Burundaki koku reseptörlerini de uyarmak için bir turp tüketin. İkincisi üzerlik tohumu. Şu nazara karşı kullanırlar ya. Evet. Evet. Onu bir yemek kaşığı alın. Şeyde tencerede kaynayan suyun içine atın ve bunu koklayın. Nazara karşı bu kullanılır. Ve burada ise koku alma duygunuzu, reseptörlerini aktive etmekte iyi bir yöntemdir. Buğusunu yani içmiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Peki, varikosel tedavisini sormuşlar. Şimdi varikosel günümüzdeki erkeklerde damar genişlemesi maalesef giderek artıyor. Neden? Çünkü gıdalar değişti Emel. Ama birinci derecede varikosel var ise o daha şey değildir. Yani sperm sayısını filan düşürmekte şey değildir. Ama ikinci derecede olduysa veya birinci derecede bir varikosel var ise bunu ilerletmemek için şimdi vereceğim kürü uygulayacak. Çünkü üçüncü derece ise kürle bunu geçiremez. Ameliyat olması lazım hemen. Yani o kadar da değil. Şimdi burada çoban çantasını kullanacak. 40 kilit bitkisi, karabaş, melisa ve kabak çekirdeği. Yani bu kabak çekirdeği yağı neye karşı? Varikosele karşı. Bu mükemmel
bir çözümdür. Dediğim gibi birinci derecede varikosel var ise bunu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Haşimoto hocam, o da çok sorulmuş. Akıyor şu anda da. Aşı konusunu konuştuk hanımefendiciğim. Tekrar tekrar soruyorlar. Neden sormuyor? Yayını izlerseniz yayının geçmiş dakikalarında o konuyu konuştuk. Buyurun hocam. Haşimoto. Şimdi Haşimoto tiroid, bakın bu eskiden 90'lı yıllarda çok oluyordu. Çok sık bayanlarda bu görülüyordu. Neden biliyor musun Emel? O tarihlerde 90'lı yılların başlarında Çin'den bir zayıflama hapı geldi. Lido muydu, neydi adı bilemiyorum. Ama L ile başlıyordu. Evet. Bunu kullananlarda Haşimoto gelişmeye başlıyordu. Hiç unutmuyorum yani. Şimdi dolayısıyla Haşimoto'ya karşı dereotu, bak sabah öğle akşam birer koton taze dereotu tüketeceksiniz. Masanızda dursun. Yoğurt otu, bunun gargarası ve çayını içeceksiniz. Bir de mabet ağacı, yani Ginkgo biloba bitkisi. Bunun çayını kullanacaklar. Çok faydasını görürler. Yoğurt otunun hem gargarası akşam yatmadan 2-3 defa gargarasını yapacak. Geri kalanını da çay olarak içecek. Hocam fibrokistler için brokoli kürü öneriyorsunuz. Bir izleyicimiz yazıyor, okuyorum buradan. Bu brokolinin organik olması önemli mi diyor? Yani faydasını arttırmada seçeceğimiz brokoliye dikkat etmeli miyiz? Şimdi şöyle, seçeceğiniz brokolide dikkat etmeniz gereken birinci şey, birinci derecede sararmamış olmasına dikkat edin. Bir de pörsümüş, böyle hani şimdi havuç alırsın, kolayca elinden tut, neredeyse yavrum ikiye katlanacak, bükülecek, gevrek olmuş. Yani ha. Yani bu brassica grubu sebzelerin, karnabahar gibi, lahana gibi, işte brokoli gibi, pırasa gibi, havuç gibi olanlar, bunların gevrek olması lazım. Yani onun için fibrokiste brokoli, bak hadi tıp profesörü, o karşı çıkanlara söylüyorum. Ot diyenlere. Hadi çözün bakalım şu fibrokisti. Var mı elinizde bir ilaç? 6 ayda bir kontrole gelin diyorsunuz. Bir de mikrokalsifikasyonlar başlamışsa efendim ciddi biyopsi yapacağız diyorlar. Korku dağları bekler Emel. Ya şu brokoliyi önerin. Yüz binlerce kadın teşekkür ediyor Emel. Bunlar böyle konuştukça da ne oluyor? Kendilerine olan güveni kayboluyor. Vatandaşa öyle söylüyorsun, brokoli bir işe yaramaz diyorsun ama diyor ben kullandım, faydasını gördüm diyor. Yok oldu gitti fibrokistim diyor. Peki testere dişli aslan pençesi hormon dengeleyicidir. Bir de 40 kilit. Bu üçünü kullanacak. Biiznillah hiçbir şeyi kalmaz. Yani fibrokisti olan bayanlar biliyorsunuz regli öncesi sertlik, hassasiyet ve ağrı yapıyor. Yani öyle bayanlar var ki yani üstüne yatamıyor. Mecburen sırt üstü yatıyorlar. Evet. İdrar yolu enfeksiyonu hocam. Bayan erkek. En kadın. Çok bu bayanlarda. Kadın. Evet. Kronikleşmiş ise bak, kronikleşmiş ise farklı. Yeni başlamış ise karnabahar. Karnabahar kaynatıp suyunu içecek. 200 gram karnabaharı alın. 5-6 dakika kaynatın, bunun suyunu için.
küçük küçük doğrayın. Birebir. Kronikleşmiş ise, yani burada yapacağınız şey, bir de sistitle onu karıştırmasınlar. Yani sistit bir de mesane iltihaplanması var. Her neyse. Yani burada yapacakları şey de karabaş melisa çayını içmektir. Bir sabah, bir akşam. Bak, propolis kullansınlar. Propolis. Müthiş antibakteriyeldir. Müthiş ama. Bir de öyle inatçı kronik idrar yolları enfeksiyonu var ki, yani burada yapacağınız şey civan perçemi, ısırgan ve aynı safa bitkisi. Civan perçemi, ısırgan ve aynı safa. Bu üç bitkinin karışımı. Muhteşem diyorum. Ya bu kadar olur. Bu kadar mı etkili olur ya? Hayır, antibiyotik çözüm değil ama. Çünkü antibiyotiği kullanıyor. Tamam, 3-4 gün sonra rahatlamaya başlıyor. Tamam, tam kurtuldum derken tak tekrar ediyor. Tekrar antibiyotik. Yok oluyor, tekrar. Şimdi bu zamanda ne oluyor? Antibiyotik direnci gelişiyor. Bağırsak florası bozuluyor antibiyotikten dolayı. Çünkü bağırsaklardaki faydalı bakterileri de yok ediyor, biliyorsunuz. Dua edeceğim diyor. Uykusuzluk için ne verir? Limon melisa çayı içsin. Yatağa gitmeden yarım saat. Baktım da böyle. Duayı canım... unutmayın. Bakın hocamız hemen cevapladı. Hocam yani, kansızlığı soracağım. İnsan, Emel, insan kadar kıymetli bir varlık yok ya. Gerçekten. Yani. Evet. Onun kadar tehlikeli de yok ama hocam. Doğadaki en tehlikeli canlı. Evet, doğru söylüyorsun. Hocam, kansızlık ve ameliyat teşhisi konmuş ama ameliyattan kaçan bel fıtığı hastası. Ameliyattan kürlerinizle kurtarabilir mi? Olmaktan kurtarabilir mi? Onu soracak ama kansızlıkla ilgili önerinizi alalım. Tamam. Şimdi bakın, bu kereviz ıspanak kürü benim 90'lı yıllarda söylediğim bir kürdür. Bu da nasıl oldu? Ben yurt dışındaydım. Türkiye'ye geldiğimde 80'li yıllar mıydı, neydi? Bakanlıkta bir işim vardı. O zaman böyle kitap filan yazmış da değilim. Çünkü doktoramı tamamlamışım filan. Çok uçuyorum yani. Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da o üniversite, bu üniversite araştırma merkezleri filan. Ankara'da bir devlet dairesine gittim. Orada bir işim vardı. Hallettim. Kadın dedi ki, ya siz kimyacısınız, bitkilerden. Vallahi dedim, pek şey yapamam. Kereviz ıspanak kürünü dedim uygulayın. Bak. Ta ya 87 mi? İşte 80'li yılın ortaları filan olabilir. Şimdi kadın öyle bir suratıma baktı ki benim, ya kerevizle ıspanak böyle bir şey nasıl yapar filan, kansızlık. Yani benimle alay etti demeye gibi bir ifadeyle yüzüme baktı. Her neyse, tabii ki o zaman annemin elini öpmeye geliyorum ya Türkiye'ye. Adres bilgisi olarak da Mersin'deki adresimi yazıyorum. Yurt dışındakini yazamam. Buna rağmen bu tereddüt içerisindeki bayan, kerevizle ıspanakla bir şey olur mu diyen bayan bunu uyguluyor. Meğerse yıllardır bu dertten muzdaripmiş. İşte o zaman demir hapları, bir sürü ilaç kullanıyor, fayda görmüyor. Bunun için teşekkür mektubu hala saklarım. Bak, 86 mı 87. Hiç inanmadım, benimle alay ettiğinizi zannediyordum diyor. Yani Mersin'e yollamış. Girip bakmam lazım.
Onu da çıkartır koyarım ortaya. Şimdi bu kereviz ıspanak bak. İkincisi yulaf samanı. Şiraz üzümü. Bir de Antep fıstığı yağı. Tek başına kereviz ıspanak yeterli. Ancak bunu bulamıyorsanız kerevizin mevsimi değilse, ıspanağın mevsimi değilse yulaf samanıyla şiraz üzümü ekstresi ve Antep fıstığı yağı. Antepliler Antep bölgesinde Antep fıstığını tüketenlerde anemiyi, kansızlığı çok az görürsün Emel. Sebebi budur. Muhteşem. Tabii yöresel beslenme. Bak bana ışık tutan konulardan bir tanesi de budur işte. Her yörenin kendi beslenme kültürü var. Ağırlıklı olarak düzenli tükettikleri vardır. İşte bu Antep fıstığı da böyle bir şey yani. Kendi yöresinin gıdası kişiye şifa mı olur hocam? Evet. O yüzden mi tıp çözüm bulamadığı hastayı alın memleketine götürün der? Evet, memleketine götürün, memleketin havası, sadece havası değil ki mübarek. Orada yiyip içtikleri var. Şimdi bir bebek dünyaya geldiğinizi düşünün. İşte gelişmeye başladı, çocuk oldu, yürüyor filan, okula gidiyor. Genetik yapı sürekli gelişiyor. Neye göre gelişiyor? Kendi yaşadığım yaşam ortamının sebzesiyle, meyvesiyle, tahılıyla, baharatıyla, suyuyla. İşte onun için memleket havası iyi gelir derken bunu bu şekilde algılamak lazım. Hocam bel Evet. fıtığını da rica edelim. Ameliyat Evet. aşamasına gelmiş ama ameliyatı tercih etmeyen bir hastanın acaba kullanması gereken kür nedir? Öneriniz ne olabilir? Ameliyat teşhisi konmuş bir hasta. Şimdi bakın. Burada yapılacak olan şey, ya tamam ne olur bir ay sabırlı olsun ya. Ha bak benim kürlerim %100 garanti değil, %100 olan Yüce Allah'tır. Ama bel fıtığında, boyun fıtığındaki başarı oranımız neredeyse %98'dir. Duam kendisiyle yapacağı şey, el terlemesine de cevap vereceğim. Boyun fıtığında 40, bel fıtığında 40 kilit bitkisi var. Bunun çayını ense kökünden kuyruk sokumuna doğru böyle sürecek. Yani sabah akşam bunu yapsın. Hazırlama kullanma şekli çok basit ve çayını da içsin bu arada. Bir şey daha var. Ağrısı var ise sonra üzerine hardıç yağı sürebilir. Gelelim boyun fıtığında ve bel fıtığında kullanacağınız şeye. Susam yağı ile acı elma yağı. Acı elma yağı dediğimiz şey ada çayı yağıdır. Bir çay kaşığı ada çayı, bir tatlı kaşığı susam yağı. Karıştırın ve bunu boyuna sürün. Veya kuyruk sokumundan ense köküne kadar. Sabah akşam günde iki defa. Evelallah. Evelallah. Müthiş etkilidir yani. Fibromiyalji sorulmuş hocam. Süheyla Hanım sormuş. Şimdi bu el terlemesi vardı. Peki onu söyleyin, arkasından Ha. bunu rica edelim. Yani ben burada yapılacak olan şey testere dişli aslan pençesi, 40 kilit veya ada çayı. Zaten burada dominant olan ne biliyor musun? Etken esas olan ada çayı. El terlemesi için değil mi hocam? Evet, fonksiyonel ama onu tam fonksiyonel kılacak olan şey 40 kilit bitkisiyle testere dişli aslan pençesinin desteğine ihtiyaç var. O anlamda. Fibromiyalji. Fibromiyalji için bakın bu kalsiyum birikmeleri vardır vücutta.
İşte burada yapılacak olan şeyi söyleyeyim. Papatya bu önemli bir bitki. Tek başına ama bunu müstakil kullanacak. Civan perçemi, ısırgan ve aynı safağının karışımı. Bunun çayını içiyor. Susam yağı ve acı elma yağının da bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı, hani söyledim ya. Evet. Karışımında fibromiyaljinin olduğu yere sürecek. Şimdi fibromiyaljinin olduğu yere sürecek diyorum da mübarek bu geziniyor Emel. Evet. Bir bakarsın sol omzundadır. Bir saat sonra sırtına geçiyor filan böyle. Ne yapalım, bu yağ bu şekilde kullanacak ama dediğim gibi civan perçemi ısırgan aynı safa. Müthiş bir güçlüdür bu. Yani kronik idrar yolları enfeksiyonunda da çok etkili. Orada da veriyorum. Evet. Peki. Çok yoruldunuz bu akşam. Ama o kadar çok soruldu. Her programda soruyorum. Fakat şikayet çok olduğu için es geçemeyeceğim. Son soru olarak kabul edin lütfen. Erken menopoz ve miyomlar. Bunu da cevabını alalım. Sonra teşekkür edelim size. Şimdi bakın. Çok rica etmiş. Kıyamadı izleyicimiz. Yok, hayır, hayır. Tamam, problem yok. Erken menopozda dikkat edilmesi gereken şey hormonları bozacak olan gıdalardan uzak durun. Nedir bunlar? Her türlü sebze ve meyve hormonlu, uzak durun. Sizi erken menopoza sokar. Bu bir. İkincisi, günümüzün insanının tükettiği sebze ve meyvelerde hormonun dışında zirai ilaçlar var. Zirai ilaçlar yağ dokusunda depolanarak vücuda alındığı zaman atamıyorsun ki bunu dışarı. Yağ dokusunda tıpkı fonksiyonel bir hormon gibi depolanıyor. Onun için hep doğal beslenmeye dikkat edeceksiniz. Şimdi gelelim erken menopoza. Soğan kürü, bir kere bu vazgeçilmez bir şey. Yani gerçekten bir mucizedir bu soğan. Yaşı ileri olanlar var. Mesela çocuk yapmada işte 40'da girmişse filan hemen çıkartır yani. Testere dişli aslan pençesi, hayıt tohumu, bir de burada üçlü bir karışım var. Testere dişli aslan pençesi, civan perçemi ve sarı kantaron karışımı. Yalnız çörek otu yağını unutmayın. Peki hocam. Bak lütfen, huzursuz bacak sendromu diyor. Ben hadi, yoruldunuz diye size soruyorum. Ona da cevap verin peki. Evet, huzursuz bacak sendromu. Restless leg sendrom. Hadi modern tıpta çözümü yok Emel. Söylüyorum ben. Yok. Yok ki, vatandaş zaten burada soruyor. Halbuki var. Biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık diyor Allah. Nedir hocam? Ne veriyorlar? Çok hafif bir antidepresan veriyorlar. O da uyutuyor insanı. Hafif bir antiepileptik eğer çok şiddetliyse. Ne yapsın? Yok, ve bu tedavi etmiyor ki. Tedavi eden şey siyah hardal tohumu. Bir küçük çay kaşığı siyah hardal tohumunu çiğnemeden yutacaksınız. İlk 3 gün sabah akşam, ondan sonra 1'e düşüreceksiniz. Bu önemli. Ve 1 ay uygulayacak bunu. Evvel Allah bir şeyi kalmaz. Bir de çörek otu yağı. Şimdi siyah hardal tohumunu alırken böyle tadına baksın. Dişlerine küçük küçük tohumu biliyorsunuz. Toplu iğne başından bile küçük. Yani siyah bir hardal tohumunu bile doldurmaz diyorsun ya. Evet. Veya incir çekirdeğini. Evet.
o kekremsi baharatlı bir tadı var. Onu vermiyorsa bil ki raf ömrünü doldurmuş demektir. Pekala. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizi Ben izleyen herkese teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz. Biliyorum soruların bir kısmı kaldı. Hepsini sormak istiyorum ama hocamız da çok yoruldu. Tam 2 saattir. İnşallah önümüzdeki Önümüzdeki hafta haftalarda yine tekrar yapalım. olur. Evet, Size can feda. Size can feda, izleyicilerine can feda. çok teşekkür Biz ederiz. insana hizmet etmekten gurur duyarız. Yani Çok teşekkür ediyorum hocam. Bizi tüm izleyen değerli teşekkür ediyoruz. izleyicilerimizin Ramazan bayramı, geçmiş Ramazan bayramı mübarek olsun. Nice bayramlara sağlık, sıhhat içerisinde tüm sevdikleriyle beraber tekrar tekrar buluşmayı nasip etsin. Bu benim duamdır ve Allah sağlıklarını da daim eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayını hem Prof. Saraçoğlu sayfasından izleyebilirsiniz, hem de ben kendi sayfama şimdi yüklemeye çalışacağım. Hocam teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Söz sorularınızı saklayacağım. Bir dahaki yayında sormaya gayret göstereceğim. Ne olur kızmayın, olur mu, soramadıklarım için. Herkese iyi akşamlar. Hocam teşekkür ederim.